Selamlar herkese, Lise 5 kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine tanıdığınız bir isimle beraberiz. Şu an Orkun yanımda, görüşmedeyiz beraber. Ve yine ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir soruyla karşımda Orkun. Bunu siz de duyun diye kayda alıyoruz. Orkuncum, soruyu tekrar sorar mısın? Mert abi, senin de dediğin gibi her dersten en az iki tane kaynak bitirdim. Güzel bir şekilde çözdüğümü de düşünüyorum. Ama AYT denemelerine geçtiğimizde 55-60 nette kaldım. Hani konuyu bilmiyorum diye düşünsem konuyu biliyorum. Eksik konum yok. Ama buna rağmen bu nette kalmak hani acaba yapamayacağım mı düşüncesi getiriyor bana. Şimdi şöyle bir şey yapalım mı? Gel beraber ekran paylaşayım ben sana. Deneme netlerine bir bakalım. Daha doğrusu son denemelerin ortalamasına bakalım bir. Gerçekten durum öyle mi? Bir saniye açayım şuradan. Şimdi son 5 AYT denemenin bir ortalamasına bakalım. Şimdi matematiğin 25-26 civarında bir ortalaması var. Son 5 denemenin. Fizikte 9-10 civarı bir ortalama var. 9-10 arasında virgüllü sayılar. O yüzden 9-10 diyorum. Ortalama olduğu için öyle alıyor. Kimyada 10-11, biyolojide de 11-12 bandında yapıyorsun aslında şu anda. Bu da aşağı yukarı dediğin gibi aslında 55-60 bandına tekabül ediyor ortalamalarında bu aralıkta şu anda. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. Yani bulunduğu net aralığına göre yorum yapmak gerekirse kesinlikle şu an elimizde kaçak konular var demektir. Hani 70 artı yapıyor olsan o 70 artının 80'den alıkoyan şeyler kaçak konular olmayabilir belki ama şu anda 55-60 bandında kesinlikle kaçak konumuz olacaktır. Çünkü başka türlü bu netlerde kalmayız. Gel bakalım onlara bakalım bir şimdi matematik kısmından başlayalım. Ya Mert abi, ben konuları analiz ettiğimde aynı konudan çok fazla hani sürekli farklı konulardan yanlış yaptığımı düşünüyorum aslında ama. Şimdi onu göreceğiz bakalım. Bazen öyle düşünüyor öğrenciler çünkü burada daha net görürüz. Matematik. Şimdi bir kere öyle değilmiş durum. Onu görmüş olduk şu anda. Sen de görüyor musun ekranı bu arada? Heh. Bak bakalım en üstte ne yazıyor? Türev yazıyor. Onun altında ne var? Evet. Hatta alt başlığını açayım sana. Hangi kısımdan yanlış yaptığını da gör. Türevin hangi kısımdan yapmışsın? Oradan bayağı bir kaçağımız var. Peki, sana şunu sorayım. Daha doğrusu şunu biliyor musun diye sorayım. Analitik geometride öğrendiğin bilgilerin türevin geometrik yorumunda kullandığını farkında mısın? Ya evet de ben çok bağlantılı olduğunu düşünmemiştim. İşte aslında bağlantılı. Şimdi özellikle türevin geometrik yorumunda yanlış yaptığın için bak türevin diğer alanlarında iyisin. Özellikle geometrik yorum kısmında gelen sorularda bir kaçak var. Üst üste yanlış yapmışsın hatta birkaç denemede. Şimdi dolayısıyla burada aynı zamanda bir de analitik kısmında yanlış yaptığını görünce otomatik olarak demek ki buradaki temel sıkıntı aslında analitikte bazı temellerin tam oturmamış olması. O yüzden burada şunu isteyeceğim senden. Bak mesela kaçak konuların bir tanesini bulduk. Türevler öncesinde analitik geometrinin o kısmında çalışıyorsun. Daha sonra bir de türeve bak. Bak bakalım sıkıntı orada mıymış. Çünkü muhtemelen oradan gelecek sıkıntı. O zaman haftaya analitik çalışıyorum. Programını ekleyeceğim ben zaten. Bu kısmı hallettik. Şimdi fiziği açıyorum. Fizikte de hala şeyi düşünüyor musun? Farklı konulardan geldiğini düşünüyor Ya Mert abi, düşünüyordum da bu olaydan sonra çok emin olamadım. musun? Fiziği açtım, görüyor musun? Bak bakalım en üstte ne var? Açık ara hem de. Biraz fazla yanlış yapmışım. Evet, yani çok da dengeli değil aslında yanlışlarım bak baktığın zaman. İşte bunlar bizim kaçak konularımız. Anlatmak istediğim şey buydu. Manyetizma kısmında ciddi bir yanlış sayım var. Yani 5 denemede şu anda 6 tane yanlış yapmışsın bak buradan farkındaysan. Neredeyse her denemede işte 2 soru geldiyse bir kaçırmışsın yani buradan. Bu ciddi bir sayı. Yani bu neredeyse bu konudan gelen hiçbir soruyu çözemiyorsun demektir bu. Dolayısıyla burada acil bir önlem alacağız ki manyetizma kısmında yanlış yaptım bak alt konuları da göstereyim sana. Biraz daha aslında baktığın zaman ezbere ve yoruma dayalı konular bunlar. Yani bazıları ezber bazıları yorum. Çok fazla sayısal bir şey de yok burada. Dolayısıyla burada konunun mantığında bir sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Aslında kitaplarda soru bankalarında çözerken çok sıkıntın yoktu. Hatta şuradan soru bankası yüzlerini de açalım manyetizma için. Bak 86'ymış mesela. Manyetizma konusunda %86 başarım var. Bu iyi bir oran. Ama işte aradaki fark şu. Bak bu da başka bir konu aslında deyince. Şimdi denemelerdeki soru tipleriyle soru bankasında çözdüğün soru tipleri aynı olmuyor. Denemede biraz daha birden aynı konu içerisinde birden fazla kazanımı ölçen sorular geliyor ki manyetizmada sözel sorulduğu zaman gerçekten zorlayabilen sorular çıkartıyor bu konudan. Dolayısıyla burada manyetizmanın evet soru bankasında kazanım kazanım ayrıldığı için temel olarak o soru hangi kazanımdansa onu ölçüyor aslında ama denemeye gelince iş burada dinamikler biraz değişiyor. Senin öğrenmiş olduğun bütün manyetizma kazanımlarını aynı soru içerisinde kullanabilmen bekleniyor. Bu beceriye sahip olman bekleniyor. Buna alışman lazım. Ayrıyeten o kaçak alt konuları da temizlemeni isteyeceğim senden. Bu haftaki programında bunlar da olacak. Şimdi artık herhalde aynı fikirde değilsindir. Kimyaya geçiyorum. Evet, şimdi zaten Allah'ın emri organik bir kere tepede duruyor organik kısmı. Şimdi ben bunu kabul etmiyorum bu arada. Çünkü niye kabul etmiyorum? Organik
%90'ı ezber olan, evet ezber yükü ağır olan bir konu ama ezber olan bir konu. Dolayısıyla burada herhangi bir şekilde yanlış yapıyorsan ya dikkatsizliktir ya da konu eksiğin vardır. Şimdi sana soruyorum, dikkatsizlik yapıyor musun organikte yoksa gerçekten konu eksiğin var? Dürüst ol bu konuda. Ya bazı küçük şeyleri hatırlayamıyorum. Biraz oradan kaçıyor. Yani 1-2-3 öncüler var. Ben 1-2 diyorum, 1-3 çıkabiliyor. Konu çalışması yaparken sana şey demiştim. Organiğe özel bir not defteri hazırla. Bir ufak defterin olsun, sadece organiğin organik konusunu içersin demiştim. Yaptın mı onu? Yaptım. Tamam, o zaman önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde her gün akşam çalışmanı bitirince organik defterini bir tur tekrar etmeni istiyorum. En az bir tur. Hem kaçaklarını bul oradan hem de aynı zamanda yanlış ya atıyorum. 1-2 gün tekrarını yaptın, bir sonraki denemede doğru yapsın. Tekrarı bırakma. Çünkü çok ezber içeren bir konu. Hani 1-2 tekrardan sonrasında evet doğru yaparsın. Muhtemelen doğru yaparsın. Ama 1-2 tekrar sonrasında doğru yaptım diye bu tekrar düzenini bozma. En azından bir 2 hafta, hadi 1 hafta yani. En azından bir haftayı komple deviriyorsun tekrarla. İkinci haftaya da geçsek iyi olur. İyice pekişsin. Daha sonrasında tekrarın sıklığını azaltırız. Zaten muhtemelen önümüzdeki bir ay içerisinde sıklık azalır. Organik kısmını da bir aylık bir tekrardan sonrasında kolay kolay unutma yaşamazsın. Tamam, çünkü unutmanın çok olduğu bir konu bu yani. Bilgi unutma kısmını çok yaşıyoruz bu konuda. O yüzden de burada mecburen artık akşam tekrarlarına geçiyoruz. Tamam? Tamamdır Murat abi. Şimdi gelelim son olarak AYT biyoloji kısmına. Şimdi bak, biyolojide aslında genelde çoğu öğrencinin yanlış yaptığı konulardan bir tanesi. Bunun sebebini de söyleyeceğim sana. O da üreme ve gelişme. Buradaki sıkıntı şu. Şimdi bu konuyu çok ciddiye almıyorsunuz. Bunun da sebebi aslında bu konu 11. sınıfın çok sonlarına doğru işleniyor. Yaz tatili çok yakın olduğu için genelde saldığımız dönemler diye tabir ettiğimiz o bahar ayları, bu konu çok da böyle ciddi anlamda şey olmuyor. Tam oturmadan aslında geçiyorsunuz. Bu sefer okulda 12. sınıf başladığı zaman da 12. sınıf konuları başlıyor. Üreme hep böyle bir arada kalıyor. O yüzden de bu konu diğerleri kadar sağlam olmuyor. Bu da çok normal ama biz bunu bu şekilde sürdüremeyiz. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Üreme kısmında da çok fazla bir bilgi yok zaten. Öyle aman aman organik kadar bir ezber yok mesela baktığın zaman. Dolayısıyla bunu önümüzdeki hafta 2 gün içerisinde komple hallediyoruz. Bir diğer kaçağımız da, bu da aslında çok gördüğümüz bir hata, çok gördüğümüz bir konu bu yanlış listesinde. Hazır mısın? Tahminin var mı hiç? Onu sorayım önce bir. Hangi konudan? Genelde dikkat hatası oluyor kalan yanlışlarım ya. Konu tahmini alayım. Konu tahminim yok. O zaman ben söylüyorum. Listenin ikinci sırasında çok soru gelmemesine rağmen ekoloji var. Bekliyor muydun bunu? Ya Mert abi, beklemiyordum da hani şöyle zaten basit bir konu aslında. Üstünde durmamıza gerçekten gerek var mı? İşte durmadığımız zaman sonucu görüyorsun. Yani çok soru gelmemesine rağmen listenin ikinci sırasında, şu an yanlış sırasında. Demek ki varmış üstünde durmaya. Bak şöyle söyleyeyim sana, bazı konular vardır aynı ekoloji gibi. Genel anlamda çok hani şey kabul gören konular değildir bunlar. Yani baktığın zaman işte bir sinir sistemi, endokrindir vesaire, bu sistemler çok daha baba konuymuş gibi gözükür. Çok emek harcarsın ki iyi de yaparız bu konuda. Ama işte bunu yaparken ekoloji gibi daha kıyıda köşede kalan konuları da gereğinden fazla önem vermeyip ihmal edersek işte sonucu bu olur. O yüzden ekoloji de haftaki programında bol bol olacak. Sıkılana kadar ekoloji vereceğim bu hafta sana. Bu konuyu hallediyorsun. Çünkü işte bu 55-60 niye geliyor diyorsun ya, bak kaç tane kaçak konu saydık. Şunları toplasan belki minimum 10 tane soru geliyor yani buradan. Yani şu 10 soruyu yapıyor olsan koy üstüne 60'ın üstüne bir 10. 70. Dolayısıyla işte kaçak konulara dikkat etmek lazım. Tekrar söylüyorum, şu hataya kapılma. Soru bankasında çok iyiydim, 2 tane bitirdim. Niye hala işte 55-60'tayım? Birincisi söylediğim şey, bu denemedeki soru tiplerinin dinamiği farklı. Tek soru içerisinde birden fazla kazanım karşına çıkıyor. Aynı zamanda birinci sorudan sonra geçtiği ikinci soru bambaşka bir konudan geliyor. Dolayısıyla bu sisteme alışık olman lazım. Tamam, birincisi bu. İkincisi, her zaman söylüyorum, analiz, analiz, analiz. Bak şimdi burada analizini yaptık ama bu analizi sen denemeden sonrasında buraya düzenli bir şekilde girip bunu kendin de yorumlamazsan çok bir işe yaramaz. Çünkü bak burada beraber yapıyoruz ama hafta içerisinde senin çözdüğün alan denemeleri oluyor, genel denemeler oluyor. Bunları hafta içerisinde kendin de benim sana öğrettiğim şekilde yorumlayabilirsen en azından görüşmeye kadar olan süreçte kendin de kapatma şansın olur bu eksik. Ama öbür türlü ne olur? Birçok denemenin analizini tek seferde yaptığımız için bir yandan da burada kaçaklar olur. O yüzden bu konuları buradan, bak sistem ne için yaptık? Sistemi kendin de bunları görebil diye yaptık. Arada bir girip bakmanda fayda var bunlara.
analizi aynı gösterdiğim şekilde yapıyorsun. Bu kısımda genelde işte analiz kısmı uzun sürüyor diye zaman kaybı olarak gördüğünüzün farkındayım bir yandan da. Çok yaşıyoruz bu sorunu çünkü. Ama bunu zaman kaybı olarak görme. Denemeye verdiğin süreden daha kısa bir süre vereceksin totalde. Ayrıyeten o denemeye verdiğin işte 3 saatler boşa gitsin istemiyorsan analize 1 saat ayır. Tamam, çok sorun değil yani. Bir tarafta çünkü bu 1 saat ayırmazsan diğer tarafta 3 saat boşa gidecek. Ve en kötüsü de bir artış göremeyeceksin. 55-60 netlerde kaldın diyorsun ya, işte bu böyle devam eder. Onu sana söyleyeyim. O yüzden de bu söylediğim maddelere dikkat edip bu kaçak konuları da önümüzdeki hafta temizlersek sonraki hafta bir daha gel bakalım. En azından bir kendine 2 hafta ver, öyle yapalım. 2 hafta içerisinde bir haftada konuları pekiştirmek için diyelim. 2 hafta sonrasında bir daha konuşalım, netlerine bir daha bakalım. Olur mu? Ben artacağını biliyorum ama yeter ki bu söylediklerime dikkat et ve şu saydığım kaçak konuları programında atlamadan çöz. İşte bu konular seni o 70 netlerden mahrum bırakıyor. Bunları çözdüğün anda zaten kendi netini göreceksin zaten sende. İyi bakalım. Anlaştıysak o zaman diğer konumuza devam edelim. Arkadaşlar, duydunuz, 55-60 netlerde kalan Orkun neden bu netlerde kalıyormuş beraber gördük aslında. Siz de ekrandan takip edebildiniz muhtemelen. Dolayısıyla benzer sorunlar yaşıyorsanız bu söylediklerime size dikkat edin. Çünkü genelde bu net aralıklarında temel sıkıntılar benzer oluyor. Ha, sizdeki konular farklıdır. İşte atıyorum başka konularda yanlışınız vardır. Ağırlığınız başka yerdedir. Bu yanlışlarınızı tutabilmeniz çok önemli. Çünkü tutmadığınız zaman işte mesela biz bu sisteme bakmıyor olsaydık Orkun'un yanlışlarını göremeyecektik. Dolayısıyla böyle bir yorum da çıkmayacaktı. O yüzden deneme analizine ayrıyeten bir önem verin. Hatta isterseniz deneme analizi nasıl yapılır diye de ayrı bir video sizle beraber çekebiliriz. Şimdilik bizden bu kadar. Orkun'la görüşmeye devam edeceğiz. Siz kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum.